Evet, merhabalar. Bugün 12 Haziran 2023. YouTube'da normalde antrenman videoları ya da derslerden videolar paylaşıyoruz. Ama podcast özelliği gelmiş. Bunu da değerlendirmek istedim. Hem buradan söyleyeceğimiz şeylerin size güzel vakit geçirmesini dileyerek hem de vereceğimiz bilgilerin size fikir olması amacıyla burada bazı konular üzerine sohbetler paylaşacağım. Bugün Wing Chun'un ne olduğu üzerine konuşmak istiyorum özünde. Chun etkili bir sistem. Aslında bunun tanımı yapılırken yüzyılın en popüler ve en modern savunma sanatı olarak tanımı yapılıyor. Günümüzde son dönemde yapılan sinema filmlerinde Wing Chun'un direkt konu alındığı filmlerin de çıkmasıyla birlikte bayağı bir popüler hale geldi. Wing Chun özünde hani öyle yılanların, kuğuların, kuşların, hayvanların dövüşünden etkilenerek yapılmış bir sistem değil. Bunu öncelikle bildirmek isterim. Wing Chun planlanmış, bilimin kullanıldığı bir sistem. Bence ihtimaller üzerine strateji geliştirilerek planlanmış bir sistem. Rakiple mücadele anında, mücadeleye mecbur kalındığında doğru ve akıllıca hareket etmek Wing Chun'un özü. Wing Chun yapmak, rakiple olan mücadelede rakibin hareket ve tahminlerini boşa çıkartmak üzerine kuruludur. Ve aynı zamanda rakibin yapabileceği bütün hareketleri algılayan ve bunların üzerine eğitim yaparak refleksi oturtulmuş bir yapıdadır Wing Chun muhatabı. Yani dolayısıyla rakiple mücadele edecekken rakibim ne yapacak diye düşünmez. Çok kolay bir şekilde onu etkisiz hale getirebilir. Bana en çok sorulan sorulardan biri işte ben Wing Chun yapabilir miyim? Neden yapamayasın? Yani uzuv eksikliklerinde bile, vücutta organsal olarak uzuv eksikliklerinde bile kişilerin yapabildiği bir sistem bu. Reflekse ve boşa çıkarmalar üzerine dayalı bir sistem. Ama işi çok yumuşatmaya gerek yok. Biz rakibin gücünü kullandıktan sonra atakla, darbe vererek cevap veriyoruz. Bunu herkes yapabilir. Vücudun atletik bir yapıda olmasına da gerek yok, yaşa da gerek yok, cinsiyete de gerek yok. Hatta az önce YouTube'da videoların izlenme sayılarına bakarken kadın izleyicilerin sadece %14'te kaldığını gördüm. Bir üzüldüm. Yani %14 çok düşük bir rakam. Halbuki kendini savunmaya en çok ihtiyacı olan kişiler Türkiye'de kadınlar. Onların bu işlere daha çok önem vermesi gerekirken çok az bir yüzdelik dilimdeler. Ve Wing Chun'un en güzel yanlarından bir tanesi de bugün bir fitness salonuna gitseniz, yarım saat koşu bandında kalsanız ortalama 300 kalori yakarsınız. Hadi antrenmanı da yapın, ağırlık antrenmanını. Ağırlık antrenmanıyla birlikte yakacağınız tutar ortalama 500 kalori civarındadır. Böyle olunca Wing Chun antrenmanları en kötü 700 ile 1200 kalori arasında kalori yaktırmakta. Hele o gün antrenmanda Lhasa antrenmanı varsa serbest dövüş diye geçiyor. Yaktığınız kalori çok daha zirveye ulaşacaktır. Biz antrenmanlarda girişlerde bir ısınma çalışması yapıyoruz. O ısınma çalışması zaten fitness yapan insanların kardiyoda yaptığı hareketler neticesinde yaktığı kalorilerden daha çok kalori yakmasına neden oluyor. O ısınmadan sonra da antrenmanın sonunda bir de ekstra kondisyon antrenmanı yapıyoruz. Bu kondisyon antrenmanında vücut kendi beden ağırlığıyla dirençte maksimuma ulaşmak için yapılıyor. Yani
Bodyciler buna güçte devamlılık diyor. Bir hareketi yaptığınızda bunu maksimum tekrara ulaştırmak üzerine kurulu bir kondisyon antrenmanı var. Tabii ki kondisyon antrenmanları ve ısınma antrenmanları zoraki değil. Neden zoraki değil? Neticede ne dedik? İnsanların fit ve harika olmasına gerek yok. İnsanların limitleri kadar yapabildiklerinde hoşgörüyle, sakin bir şekilde onlara sadece motivasyon olsun diye çalıştırıyor ve daha da limitlerini zorlamaya teşvik ediyoruz. Durum bundan ibaret. VT'de yani Wing Chun'da biz insanların dövüşe hazır olmasını isteriz. Yani dövüşe hazır derken gidip birisiyle dövüşmek değil, mücadele anında çekingen ve korkak olmasını istemeyiz. Eğer kendini müdafaa etmek zorunda kalmışsa rakibe baya aktif bir şekilde arda arda hamle yapabilecek psikolojiye sahip olabilmesi ve rakibi darbelerle etkisiz duruma getirmeyebilecek hale gelsin isteriz. Wing Chun rakibin saldırılarını boşa çıkartıp atak yapmak üzerine kuruludur. Yaptığımız aslında her atak aynı zamanda bizim bloğumuzdur. Yani blok atak yoktur. Yapılan her saldırı aslında bir bloktur. Ve bizdeki dövüş mantığı yani Wing Chun'daki dövüş mücadele mantığı en iyi savunma saldırıdır. Ve bu saldırı hızlı, aktif, esnek ve kasılmadan yapılandır. Yani burada insanlar bu cümleleri yanlış, şey bu kelimeleri yanlış anlıyor. Aktif, esnek, kasılmadan dediğimizde biz aciz bir yumruk atmak üzerinde konuşmuyoruz. Hızlı olmak, aktif olmak, esnek olmak bunlar önemli. Ama yaptığımız saldırı ve ataklar aynı zamanda sert de olmak zorunda. VT öğrencisi atak yaparken ya da mücadele yaparken bilinçsiz bir atak yapmaz. Yani vereceği gücü, vereceği zararı bilerek atak yapar. Kontrolsüz bir saldırı yapmaz. Her şey kontrol içerisindedir. Biz öğrencilerimize öğrettiğimiz her hareketi maksimum düzeyde tekrar ettirerek o konu üzerine reflekse yani o konunun refleks olarak vücuduna oturmasını sağlıyoruz. Dolayısıyla kontrolsüz bir şekilde hareketi yapmasını istemeyiz ve bu şekilde çalıştırırız ve kontrollü bir şekilde atak yaparak saldırılarını gerçekleştirir. Wing Chun'un tarihini 300-350 yıl civarına yayabiliriz. Aslında Wing Chun'un tarihi karatenin olgunlaşmasıyla aynı döneme denk geliyor. Yani biri Japonya'da gelişip olgunlaşırken biri Çin'de gelişip olgunlaşıyor. Wing Chun özünde Shaolin manastırından çıkma bir sistem. Shaolin Kung Fu'nun savaşta yapılan versiyonu. Wing Chun'a da bunun sokakta yapılan versiyonu diyebiliriz. Yani eğer bir savaş yoksa, bireysel savunma amacıyla sosyal hayat içerisindeyseniz Wing Chun çok daha kullanışlı hale geliyor. Aynen silahların olduğu gibi yani uzun namlulu silahların kullanım alanı başkadır, tabancaların kullanım alanı başkadır. Kıyas yapmak, sistemler arası kıyas yapmaya burada gerek yoktur. Hepsinin kullanım amacı farklıdır. Biz Wing Chun'u 21. yüzyılda sosyal hayatta kullanılabilir en iyi yakın savunma sanatı olarak tanımlıyoruz. Ama bunu bir karateci çıkar, en iyi yakın savunma sistemi karate der, saygı duyarız. Herkesin kendi görüş, istek ve tercihleri neticesinde hayat ilerliyor. Bu benim için böyle ve birçok insan için böyle. O yüzden Wing Chun yapmaya da devam ediyoruz. Benim bu yıl 31. senem bitiyor Wing Chun'da. Birisi gelse dese ki daha iyi bir sistem, daha iyi bir mantık var. Hemen dikkatle onu dinler bakarım nedir ne değildir diye. 31 yıldır fikrim değişmedi. Hala aynı. Wing Chun'u Nimue isimli bir rahibe geliştiriyor. O dönemki dövüş sanatları özellikle Shaolin'in açık yönlerini
kapatıyor ve bu şekilde bu sistemi geliştiriyor. Yani Shaolin'in sokakta, sosyal hayatta kullanılırken yarattığı açıkları kapatarak bu sistemi geliştiriyor. Nimun'in bir kadın ve güçsüz bir kadın, yani güç, yani kadın olduğu için bir erkeğe göre kıyasla bedenen biraz daha güçsüzdür, kabul ediyorum, ama çok da güçsüz olduğunu düşünmüyorum. Neticede bir savaşçı, rahibe ve bir dövüş sistemi geliştirebilecek kadar tecrübeli. Bu da onun bedenen çok aktif olduğunun göstergesi. Yani insanlar filmlerde mantıken anlatırken Nemo'yu böyle naif, böyle rahibe kılığında uçan kaçan bir şey olarak gösteriyorlar, ama bence Nemo'yu güçlü bir kadın. Bu dönemki crossfitçi kadınlar gibi düşünün. Bu tarzda bir kadın olduğunu düşünüyorum ben. Ama yine de o dönemin savaşçı erkekleriyle mücadele ettiğini düşünürsek, rakibin gücünü kullanması, rakibe direnç göstermeden akıcı bir şekilde dövüşmesi onun ününe ün katıyor. Ve bu yarattığı sisteme o dönem Wing Chun denilmiyor. Zayıfın güçlüye karşı şansı olarak bu tanımlanıyor. Bu o dönem yeni bir savunma sanatı olarak ortaya çıkıyor. Tabii Nimue neden böyle bir şey çıkartıyor? Ona da hemen kısaca değinelim. Çin Mançurya tarafından işgale uğruyor. Bunlar 1660-1720 yıllar civarında. Mançurya sınırına yakın işgal altındaki Honan şehrinde yaşıyor Nimue. Yanında birkaç rahip de var. Çok isimlere ve ayrıntılara girmeyeceğim bu konuda. İsimleri ezberlemeye de çok gerek yok. Nimue oradan kaçıyor ve kaçak bir hayat yaşıyor. İşin masalsı boyutunda herkesin anlattığı gibi işte kasabası da bir kızla tanışıyor. O kıza bu işi öğretiyor. İsmi kızın Yim Winchun vesaire. Ama ben gelişmelerin bu şekilde masalsı olduğunu düşünmüyorum. Sadece Winchun'un gerçekten dövüşebilmeye ihtiyacı vardı ve Nimue ona bu konuda yardımcı oldu diye düşünüyorum. Nimue ile Winchun arasındaki eğitim süresinin 3 yıl olduğu söylenir ve Yim Winchun denilen kadın, bu arada Winchun'un kelime anlamı yeni bahar demek. Yim Winchun isimli kadın bir düşmanı var. Bazı kaynaklar bu düşmanın onu rahatsız eden bir zorba adam olduğunu söylese de bir düşmanı var. Güçlü bir düşmanı ve onu alaşağı ediyor. Bu da onun ününe ün katıyor. Daha sonra birkaç kişiyle daha mücadele ettiğinde başarısı uzun oluyor. Ve bu da onu ünlü hale getiriyor. Nimue daha sonra tekrar kayıplara karışıyor. Kaçak hayatına devam ediyor. Ve Wing Chun bu sistemi kocasına öğretiyor. Kocasına öğrettikten sonra yine Nimue ile aynı şehirde bulunan rahiplerden biri sopa ustası. 6,5 sopa tekniği var. Leung Bok Chau diye geçiyor. Ona bu işi öğretiyor. O da sopa sistemini Wing Chun'un kocasına öğretiyor. Ve Wing Chun'a sopa dövüşü de girmiş oluyor. Sopa dövüşü girdikten sonra da, yani 6,5 sopa dövüşü girdikten sonra Winchun yavaş yavaş gelişiyor. Birkaç nesil sonra artık yaygın hale geliyor. Ta ki Ip Man'a kadar. Ip Man hakkında filmler yapıldı, çok şey anlatıldı. Taraftarı olan insanlar çok fazla, saygı duyuyorum tabii ki, ama koşulsuz bir saygıya ben karşıyım. Yani sosyal hayatta da bu böyle bende. Saygı duymak için bazen nedenler olması lazım. Yaptığı Wing Chun'dan dolayı kendisine saygı duyuyorum. Tabii ki Wing Chun'la saygı duyuyorum. Onun dışında ekstra hayata bakış açısı vesaire, bunlar tabii ki bilinmez. Çok fazla söylenti var. Çok fazla ayrıntı var. Bunlar tartışmalı konular. Herkesin kendi bireysel düşünceleri. Ip Man Çin'de sosyalist rejime karşı baş kaldırısı olduğu söyleniyor. Bunlar tabii ki net şeyler değil.
ve Çin'den Hong Kong'a göç etmek zorunda kalıyor. Daha sonra Hong Kong'da Wing Chun öğretmeye başlıyor. Bu şekilde Wing Chun eğitimi Çin'in dışına çıkıyor. Burada hatta o efsane olan film artistimiz Bruce Lee de Ip Man'dan eğitim alıyor ve bu şekilde dövüş sanatlarında çok aktif olmaya başlıyor. Wing sistem olarak sosyal hayatta yapılabilecek en iyi dövüş sporlarından biri. Tarihini, yapan kişileri, katı kurallarını, aile ağacını geçmişten bugüne Nick Mui'den, Wing Chun'dan aşağı doğru düşündüğünüzde kimin nasıl Wing Chun yaptığı söylentiler, efsaneler şeklinde geliyor. Bunlardan ziyade benim her zaman dikkat ettiğim konu şudur. Bir sistem içerisinde hareketler, formlar, teori ve sanat benim için uygulamada bana ne anlatır? Baktığım tek yön bu. Yapılan teori ve sanatsal çalışmaların eğer pratikte uygulamaya döküldüğünde mantıklı kullanım alanları varsa o sistem iyi bir sistemdir. Wing Chun dışarıdan bakıldığında çok değişik görünüyor. Yani bir boks gibi, karate gibi, tekvando gibi görünmüyor. İnsanlar ne işe yaradığını ya da nasıl olduğunu içeriye girmeden algılayamıyor. Özellikle izlerken hiç algılayamıyor. Ben özellikle öğrenci kabul ederken kişilere ilk söylediğim şey şu: deneme dersine gelin. İzlenildiğinde, izlerken yapılan şey aynen boks maçında hadi kaldır yumruğunu dediğinizde aslında ringdeki boksörün o yumruğunu kaldıracak hali yoktur. Anlatabiliyor muyum? O psikolojiyi algılayabilmek lazım. Antrenmanı yapmakla izlemek arasında çok fark var. Ve deneme antrenmanından sonra o gün kayıt yapmam. Eve gidip düşünmesini isterim, öyle gelmesini isterim. Çok istisnadır deneme dersine girip gelmeyen kişiler, onlar da yorulduğu için gelmemiştir. Normalde uygulama alanında yapılan tüm teorik ve sanatsal çalışmalar en azından bizim için, yani KVTS Wing Chun, Sigun Korkmaz Şimşek eşliğinde, liderliğinde, önderliğinde yaptığımız Wing Chun sisteminde biz tamamen uygulamaya dönük bir Wing Chun eğitimi vermekteyiz. Derslerde uygulamaya dönük eğitim yapmaktayız. Bir şeyin sanatsal halini, teorik halini gösterdikten sonra o nasıl uygulanır diye muhakkak çalışmasını yaparız. Bu da bizi yıllardır bu işte lider konumunda olmamızı sağladı. Wing Chun etkili bir dövüş sistemi, refleksler üzerine dayalı bir dövüş sistemi. Tatmanızı isterim. Bu şekilde. Kızılay'da şu an sadece ders veriyorum ben. Çay yolunda ders vermiyorum. Artık Çay yolundaki dersi asistanım olan Ali'ye bıraktım. Alican. Alican Park Caddesi'nde Jack'cim diye bir yer var. Orada ders veriyor. Ben sadece Kızılay'da ders veriyorum. Hatta Salı ve Perşembe günleri veriyorum artık sadece. Eğer derslere katılmak isterseniz benimle Salı ve Perşembe günü akşam 6.30-8 arası grup derslerim var. Öğlen 2'den akşam 11'e kadar da ekstra özel ders vermekteyim. Bilginiz olsun. Ziyarete de beklerim ekstra. Yapmak zorunda değilsiniz. Hem tanışmak için hem bilgi almak için çayım kahvem her zaman var. Görüşmek dileğiyle bir sonraki kayıtta kendinize dikkat edin. Kolaylıklar.